sınıf kardeşliği en güçlü silahlarımızdan biridir. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyi. Rüyalarıma girdi. Ben ölmedim dedi rüyalarımda. Konuştuk. Öldün Yılmaz dedim, ölmedim dedi. Hakikaten ölmedi bana sorarsan. Hep o rüyalarımda gördüm. Arkadaşlığımız sürdü gitti. Ünlü yönetmen Ali Akazan'ı hepiniz tanıyorsunuz. Size ayrıca tanıtmak şeyini duymuyorum. Kendisi bugün setimizi şereflendirdi. Öteden beri Türkiye'ye duyduğu yakın ilgi, Türkiye'deki demokrasi mücadelesine duyduğu yakın ilgi hepinizin bildiği şeydir. Nedenle kendisine hepimiz adına, halkımız adına teşekkür ederim. Ben ve İsmail henüz 8 yaşındaydık ki mahalledeki varlıklı çocukların atı olurdu. İsmail hepimizi, bütün atları geçerdi. Bir gün sonuncu oldum diye o zengin çocuğundan dayak yediğimde dokundu İsmail. Evet arkadaş. Ben duvarın dibinde sümüğümü çekerek ağlıyorken İsmail tuttu omzumdan, bir daha dedi. Hiç kimsenin atı olmuyor. Karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. İki delikanlı, iki genç komünistik. Hepimizde başka bir inanç vardı. Ülkemizi çok seviyorduk. Ha, komünistik, komünizmin ne olduğunu ne kadar biliyorduk ama şunu biliyorduk. Bir haksızlık vardı. Henüz lisedeyken bir işçi kız hakkında yazdığı hikayeden dolayı mahkemelik oldu. Oradaki bir cümle, herkes eşit olsa buralar cennet olur diyordu ve savcıya göre bu açık bir komünizm propagandasıydı. Mahkemeye komünizm hakkında hiçbir şey bilmiyorum dese de inandıramadı. Oysa Yılmaz Güney o yıllarda komünizmin ne olduğunu gerçekten bilmiyordu. Ağlayacak mısın? Ağlayacak mısın? He? Niye ağlaması gerektiğini anlamadım. Ya koy kameranın yanına. Başla. Peki. Ağladın da Yılmaz abi bir tane vurur, ağladın. Mesela 100 tane vurur, ağlamıyor. Yana gibi, yana gibi. Onun için yapıyor bütün bunları. Kızdın mı? He? Umut filminin ilk gösteriminde yanındaki Onat Kutlar'a Tuncel Kurtiz'i göstererek Tuncel'le biz Türk sinemasının iki fahişesiyiz diyecekti. Bu denli politize olmasa çok daha büyük yapımlara imza atacağını söyleyenlere mücadeleyi kazandıktan sonra sinemadan çekileceğini anlatıyordu. Küçüklüğümden beri hasretini çektiğim o küçük çiftlik evini satın alıp hayatımın sonuna kadar orada yaşayacağım. Ben sizin ağzınıza binmem lazım.
Size hiçbir zaman ne kin, ne sürekli kızgınlık, ne tepki duymam mümkün değil. Niye? Çünkü ben hepinizi seviyorum. Sağ olun. Herkes Yılmaz abi seni arıyor. Ben hapishanede gittiğim zaman karşılaştık. Yine çok güzel bir mizansendi ama. Çok güzeldi. Ben kapının önüne geldim. Bir açıldı bir pencere. Demir parmaklıkların arasından Yılmaz'ın yüzünü gördüm. Bana böyle gülümsüyor. Ben şöyle yaptım. Öyle yaptı. Anlaştık yani. Tamam dedim. Olan olmuş. Bilmiyordum hala o güne kadar vurup vurmadığını çünkü. Yılmaz Güney, Eylül 1974'te tutuklanmasıyla birlikte artık cezaevinden filmler yapmaya başlar. Sürü, Düşman, Yol. Bunların senaryoları cezaevinde yazılmış, cezaevinden yönetilmiş ve film kopyaları cezaevinde izlenmişti. Kendi sesi. Pencerelerden bakacak. Taksiler, otomobiller, ototoslar, kamyonlar, deniz denizle görüyoruz. Denizi nasıl göstermesin? Çok. Çok güzel. Sende bir arada var mı? Sende bir arada var mı? Gerçekten temsil edemezsek yarın bizden hesap sorarlar. Sizden hesap sormazlar. Bizi tek tek bulamazlar. Benden hesap sorarlar. Tarih benden hesap soracak. Ateşler yaktı, vuruldu şehirler, soluksuz kaldı. Kendine çekildi bütün zamanlar. Gölgeler orada kaldı. Hamoa rolünü kime oynatacaklarını bulamıyorlar. İbrahim Deli'den izliyor birisi, birisi başka bir şey söylüyor. Zeki diyor ki, Zeki Ökten anlatıyor bana. Yılmaz Bey, ben düşünemiyorum, siz kimi tavsiye ediyorsunuz, kim oynasın deyince ihtiyarı bulun diyor. Kim ihtiyar Yılmaz Bey diyorlar. Tuncel Kurtiz diyor. Ama o duyduğumuza göre o bir film yaparak film yapıyormuş Avrupa'da şimdi diyor yani. Öyle duyduk. Siz Hürriyet Gazetesi'nde bir ilan verin. O gelir diyor. O gelir diyor şekerim. Beni yurttaşlıktan çıkartarak benim bizzat Türkiye'deki mücadele görevlerimden de uzaklaşacağımı zannediyorlar. Günün birinde ben ülkeme döneceğim. O da çok büyük sıkıntılar çekti. Yani düşünün ki bir yoldan ilerlediği dönemde işte o yumruğunu kaldırdı, o güzel bir resim vardır. Orada evine gidecek yol paraları yokmuş üzerlerde. Duvar filmini bu halde yapıyor. Yolun montajını da bu halde yapıyor. Ayakkabısı delik, ayağı sıvalıyor. Ama paramız yok. Bana ve çocuklara ayakkabı alıyor ama kendisini almıyor. Öyle gidip gelmeye devam ediyor. Midesi ağrıyor bir yandan. Korkunç sancılar çekiyor. Thank you.
Adana Film Festivali'nde Seyitan'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Güney, yarışmaya ancak bir telgraf gönderebildi. O kadar çaresizim ve o kadar orada olmak isterdim ki, davetiyeniz ranzamda başucumda. Onu o kadar çok okudum, ona o kadar çok baktım ki. Babadayılı aptallığına tutulur, hapishanelere düşersiniz. 20 sene, 30 sene, kiminiz ölür, kiminiz kurşunlara dizilir. Kiminiz bir kadına hasta olur, orada bilmem genel evin önünde, barın önünde vurulur. Kiminiz esrar kaçakçısı, kiminiz sigara kaçakçısı olarak kaldırımlarda ölürsünüz. Yok! Bir tek kurtuluş var. Evrim. Doğru gittim şöyle. İsveç şirketine Boğa'ya dedim ki arkadaşım hapisten kaçtı Paris'te ve film çekecek ve bana ihtiyacı var. Kusura bakma bu mukaveleyi bozacağım. Aldığım parayı da vereyim sana geriye. Atladım Paris'e gittim. Yılmaz Güney 1971'deki Adana Altın Koza Film Festivali'nde kazandığı 250 bin liralık çeki Türk Hava Kuvvetleri'ne bağışlar. Ben ne komünistlerin ne de Kürtlerin propaganda aleti olmadım ve olmayacağım. Ben onurlu bir adamım. Hiç kimsenin gölgesi altında yaşamadım diyecek. Sürgündeyken bana Türkiye kadar yakın başka bir ülke yok. Türkiye'nin her şeyini özlüyorum. Halkını, sokaklarını, toprağını, kokusunu, halkımın yüzünü, her şeyini. Vakti geldi ayrılığın, ne yapsak hoş, kurtulamaz bu sevda bu amansız rüzgardan. Bırakın Yılmaz'ı rahat bırakın. Tarihin içinde çırılçıplak şu anda. Yılmaz yaşadığı hayatın içinde neler yaptıysa o şekilde tarihin içinde çırılçıplak duruyor. Üzerine yalan filan yürümez Yılmaz'ın. Geçmişteki günlerin. Telefon etti bana. İhtiyar, midemin yarısını aldılar. Ama benden duy istiyorum. Tehlikeli bir şey değil. Bundan sonra daha ucuza yaşayacağız yani diye gene işin komik tarafını bulmaya çalıştı. Yani Yılmaz'ı anlatmak zor. Mide kanserinden dolayı girdiği ağır komalarda hep yanında olan Fatoş Güney, onun yanına konan morfin haplarını dahi reddettiğini söylüyordu. Bir gün kendisini yatağa oturtmamı söyledi. Evren'e bir mektup yazıp onun bir insanlık düşmanı olduğunu söylemek istiyordu. O kadar halsizdi ki yapamayıp yatağa girdilerdi. Çok abartılan... Kurtulamaz bu sevda bu amansız duyduğum zaman öldüğünü tabii çok acı geldi bana. Oturdum ağladım da. Yapayalnızdım. O sırada ben de yalnızdım. Ben de en yalnız günlerimi yaşıyordum. Yılmaz'ın cenazesine gidemedim. Bir başka arkadaşımın cenazesine de gidemedim. Annemin cenazesine de gidemedim. Çok sevdiğim annemin cenazesine de gidemedim. Sürgün olmanın ne olduğunu biliyorum. Gönüllü, gönüllü. Anlamı yok sözlerin. Bu aşk gömülmedi.
sevabımla geçmişimde ne varsa sahip çıkıyorum. Zaman beyaz bir defter değil. Benim hayatımda karalanmış, çizilmiş, eksik olmuş, hatta kimi yerlerine yanlış diye yazılmış bir defter. Yılmaz Güney 9 Eylül 1984'te mide kanseri sonucu Paris'te yaşamını yitirdi. 13 Nisan 1993'te yeniden Türk vatandaşlığına iade edildi.